anlatmak durumundayım bu anı. Ne yapayım yani? Mete Gazoz, 1999 yılında doğdu. Babası eski milli okçu Metin Gazoz, annesi İstanbul Okçuluk Kulübü Başkanı Meral Gazoz. Mete Gazoz okçuluğa 2010 yılında başladı. Yüzme, basketbol, resim ve piyano ile ilgilenerek okçuluk ile ilgili becerilerini geliştirdi. Gelsin bakalım. Aslan güzel olur da olmadı. Hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Aşırı mutluyum. Söylemem gerekiyor bunu. Türkiye'de yaşayan spora ilgili ya da ilgisiz ama ben ilgili tarafıyım. Biri olarak teşekkür ederim. Önce herhalde bir binlerce insan adına, milyonlarca insan adına bir de ben teşekkür edeyim. İnanılmaz bir mutluluk yaşattın bize. Yani çok duydum bunu, biliyorum ama söylemeden olmaz. Samimi olmaz. Teşekkür ederim. Seninle ilgili röportajları dinlerken, okurken de herkeste bu heyecanı gördüm. Bu çok acayip, çok güzel de bir şey yani. Koca haber spikerleri de gözleri parlıyor, heyecanlanıyor senin karşında. Neler değişti hayatında? Şunu çok iyi biliyorum. Olimpiyatlara çok hazırlandığını, bunu defalarca okudum, dinledim senden. Yani 2016'da zaten sen bunu kafaya koydun ve 5 yıl boyunca buna yaşadın, buna çalıştın. Peki sonrasını hiç düşündün mü? Onları da hayal ediyor muydun? Yani ben bunu kazandığımda bunlar olacak da diyor muydun? Böyle bir şey beklemiyordum. Yani olimpiyat şampiyonluktan sonra ben beklentim hayatımın en azından çok az bir şekilde değişmesiydi. Bu kadar baştan sona değişmesi değildi. Ki baştan sona değişti. Hem tanınılığım arttı. Bir yerlere gidip bu başarının nasıl olduğunu anlatmam çok fazla çoğaldı. Tabii bu da güzel bir şey. Çünkü bir şeyi başarmak çok zor ama o başardığınız o başarıyı doğru anlatamadığınız sürece başarının bir önemi kalmıyor. Nasıl geldik, nasıl yaptık, her şeyi anlatmak gerekiyor. Ama antrenman sürecinden daha sıkı, tempolu bir süreç oluyor diyebilirim yani. Bence senin karakterinle de alakalı oldu bu. Yani sen insanların çok ilgisini de çektin. Yani o o bir ışık, o bir ışık. Yani hani sana yaptırmayacağım o hareketi çünkü yani herkes yapmış, bilmiyorum. Yani okunu getir, selfie çekelim diyebilirim ama o hareketi yaptırmayacağım ama bu hareketin, neşen ve galiba öyle de bir şey. Yani insanlar çok heyecan duydu. Her sporcuda bu böyle olmuyordur. Bir de tabii bu bireysel. Hani bir takım, hani milli voleybol takımını alkışlamak bir tarafta, bir de Mete Gazoz diyorsunuz, bir kişi, onun yıldızıyla da ilgili oluyor bence. Yani tabii yani dışarıdan bakıldığında bir tek Mete Gazoz gibi gözüküyor ama işte aslında öyle değil. Evet, her seferinde yani, onu. Öyle değil yani, bu çok inanılmaz bir ekip işi, yani takım işi. Yani nasıl sizin söylediğiniz gibi voleybol takımı diyorsunuz, evet, aslında doğru. Bu da o kadar bir takım işi, bu madalya kazanmak. Hatta bizim okçulukta çok uzun yıllardır beklediğimiz bir madalyaydı. İki kere daha önce kıyısından döndük kürsünün. Dördüncü olduk. Bu hani yaklaşık olarak şu an bizim milli takımda teknik kadromuzda üç farklı jenerasyondan milli takım aktörlerimiz var. Hani hepsi olimpiyatlara gitti. Yani 92 olimpiyatlarına giden var. 2008 olimpiyatlarına giden var. 2016 olimpiyatlarına biz gittik. 92'den öncesindeki olimpiyatlara gidenler, onlar hala aktifler. Yani bu çok inanılmaz bir takım işi. Ben sadece bunu temsil ediyorum ben sadece. Onları temsil ediyorum. O yüzden bunu başarıyı anlatırken de anlatmak bu yüzden benim için çok önemli. Çünkü herkes sadece benim tek başıma başardığımı görüyor ki halbuki imkansız bir şey. Tek başınıza bunu başarmak. Canım. Doğru. Peki dönüşünden bahsediyorduk. Reklam filmleri vesaire nasıl geçiyor hayat? Yani ne bileyim. Tahmin ettiğinden kolay mıymış, tahmin ettiğin gibi miymiş, doğru muymuş? Yani reklam filmleri kolay, yani çıkıp orada oynamak kolay. Benim için zor olan, farklı olan şey şu. Ben şimdi 10 yaşından beri kamplardayım. Şimdi kamp programında kaçta kalkacağınız, ne yapacağınız hepsi belli. Mesela sabah 7 kahvaltıysa 7.05'te aşağı inerseniz aç kalırsınız. Kahvaltıya giremezsiniz. O yüzden 7'de kahvaltıya girecektir.
Şimdi bu işlerde mutlaka bir aksaklıklar oluyor reklam işlerinde. Evet, doğru. Şimdi kaçta bir çek diye soruyorum. 3 diyor. Şimdi mesela saat 3'ü geçince benim modum düşmeye başlıyor. Çünkü 3'ü 5 oluyor, 3'ü 10 oluyor. Gitgide benim surat düşüyor. Doğru. Tek hani alışamadığım, alışmamda zor olan şey bu sadece. Nereyle ve kimle çalışırsan çalış da bu iş hep böyle. Mutlaka bir aksaklık çıkıyormuş. Evet. Evet. Bu zaferin üstüne sence ne çıkar? Bu mutluluğun üstüne. Hatta bir spor başarısı da söylemek zorunda değilsin. Aklına ilk gelen şey. Bu benim yaşım çok genç olmanın avantajı var. Bunu kullanacağım şu anda. beni izleyen ve beni görüp de okçuluğa başlayan 10 yaşında, 8 yaşındaki bir çocuğun beni görüp beni idol alıp okçuluk yapıp milli takımda olimpiyatlara gidip ya da uluslararası bir derece alması bunun üstüne çıkar. Müthiş. Sen hep böyle olgun muydun? Yok. Yani çok enteresan. duruma göre mi yaşını belirliyorsun? Çünkü gerçekten mesela arkadaşların arasında da hep böyle bir olgun bir tavrın var mı? Ben hep öyle görüyorum. Yani bir muzip bir çocuk var içinde ama aynı zamanda da böyle bayağı bir adam. Yani benim yaşımdasın gibi şu anda yani. Yani 26 yaşında mı gibi duruyorum? Ya evet. Yani. Aynı zamanda janti. Hani sorulan soru ya, ortamına göre ayak uydurabiliyorum. Bir de tabii şimdi profesyonel sporculuk yani bir noktada olgunlaştırıyor istemeseniz de. Ben mesela 2 sene öncesine kadar takımın en küçüğü bendim. O yüzden ne yaparsam yapayım hiçbir sorumluluğum yoktu benim. Herkes küçük. Sorumluluk hep benden daha büyüklere gidiyordu. İşte bak şuna bir sahip çık. Sen bundan büyüksün, buna nasıl sahip çıkamazsın diyordu. Sonra ben 1 sene içerisinde takımın en büyüğü oldum ve takım kaptanı oldum. Şimdi bu doğal olarak da benden küçüklerin, takım benim şimdi herkes benden küçük oldu. Yani bu sefer de bir anda sorumluluksuz olduğum halde 6 kişinin ne yaparsa yapsın sorumluluğu bana kaldı. O yüzden ister istemez olgunlaşıyor insan. Ama ortamına göre, sorulan soruya göre karakterim değişiyor. Her ortama uyum sağlayabiliyorum yani. Peki bu 8-10 yaş arasındaki çocuklara verebileceğin en iyi öğüt ne olur? Aslında onlara değil de ailelerine öğüt verebilirsin. Çünkü 8-10 yaşındaki yani o yaş grupları daha yeni bir şeylerin mantıklarını oturtturup karar vermeye başlıyorlar. Burada işte velilerin, anne babaların yönlendirilmesi çok önemli. Yani çocuklarının istedikleri branşa kendileri seçsinler. Yani o yaşlarda karar verebiliyorlar. Hani o 10 yaşında artık kesin karar veriyor. Yani ben okçuluğa gitmek istiyorum dediği zaman okçuluğa gitsin. Ya da yüzmeye gitmek istiyorsa yüzmeye gitsin. Yani tek verebileceğim şey bu yani. Senin hikayelerini okurken bir ara bırakmayı düşünmüşsün. İstediğin performansı ya da sonuçları almadığın için performans değil de 16 yaşında sanırım. 15-16 yaşında. 16 yaşında. Orada 15. Ne döndü? Kırılma noktan ne oldu? Orada annemin bana tamamen bütün her şeyi bana bırakması oldu. Yani bana dedi ki bırak dedi istemiyorsan. Yapmak zorunda değilsin. Ki benim babam da okçu, babam okçu, kız kardeşim okçu, annem kulüp başkanı. Yani kampta zaten okçu konuşuluyor. Eve geliyorum, evde bu sefer kulüpteki okçu konuşuluyor. Arabayla bir gidiyoruz, okçu konuşuluyor. Yani hayatımızda her tarafında okçuk var zaten. Şimdi aileden birisinde ben yapmak istiyorum demesi aslında büyük bir olay baktığınız zaman. Annem bana direkt istemiyorsan, yapmak istemiyorsan, yani sıkıldıysan, artık sevmiyorsan bırak dedi. Ama dedi ben de baban senin bu branşta çok iyi yerlere gelebileceğinizi düşünüyoruz. O yüzden bırakmanı istemeyiz. Ama gene son karar senin dedi. Ben de ondan sonra oturup düşündüm. Tabii yani 15 dakika falan sürdü düşünmüştüm. Bizim çocuğun ne kadar uzun sürecek. Aynen. Sonra dedim ki olimpiyatlara bir sene daha var. Ki o zamanlar benim olimpiyatlara gidebileceğimi çevremdeki kimse inanmıyordu. Ben 2006 Rio'ya gideceğim dediğim zaman gidersin diyorlardı. Çocuk en genç Türk millisin evet, zaten. Evet, o da beni ekstra yani sinirlendirdi. Dedim bir sene daha var. Gideyim, atayım, elinden gelen her şeyi yapayım. Ne gerekiyorsa vereyim. En azından olmazsa ben her şeyi yaptım, uğraştım. Benden olmuyor. Rahatlığına ulaşayım dedim en azından kendi kendime. Sonra bir sene daha aynı şekilde çalıştım ve kariyerimin en iyi çıkış noktası oldu yani 2016 yılı. Peki defter tutuyorsun. Okçuluk geleneğiymiş bu. Doğru mu?
Nasıl bir şey? Sadece kariyerinle ilgili mi? Tabii şimdi insan hafızası tutabildiği şey belli. Benim gibi çok muazzam konsantrasyon olan bir insanın da bir şey kalmıyor aklımda. Hani sahada şimdi bir şey yapıyorum, karar veriyorum, bir şey yapıyorum. Akşam gelince kafam dağılıyor, unutuyorum. Çok işim böyle oluyor. Onun için bir not almak gerekiyor. Nasıl hazırlandın, ne yaptın? Ben bir de yaptığım antrenmanları da yazıyorum. İleride bir gün spor kariyerim bitecek mutlaka. Bittiği zaman kız kardeşim en basit, kendi çocuğum olursa kendi çocuğuma beni nasıl yetiştirmiş, yani ne antrenmanlar yapmış, yani niye bu antrenmanları yapmışız? Ben hepsini sorarım, hepsini yazarım. Müthiş. Yani kaç ok attım, niye attım, ne yaptım, atarken neler düşündüm. İşte bazı yerlerini ileride ne olmak istiyorum, ne yapmak istiyorum, hepsini yazarım tarih tarih, gün gün. Defterlerim var. Peki demin dedin ki ben sinirlendim o zaman, hani sporu bırakma durumunda işte bana Rio'ya katılamazsın dediler. En büyük çıkışı mı? Senin insanların sinirlendirmesi galiba çalışıyor. En son olimpiyatlarda da galiba koçuna sinirliydin değil mi? Ona bir gülüyordun yani. Yok yani rakibin spor psikoloğu. Evet. Yani ben normalde sinirlenmem. Benim yapım gereği öyle bir sinirli surat ifadem yoktur. Ciddi surat ifadem yoktur. En büyük ciddiliğim şeydir yani. Böyle bakmamdır. Bu kadar. Böyle kaşan çat, sinirli bak var ya, tipim de yoktur. Ben kolay kolay da sinirlenmem de. Ya benim bir kere en büyük avantajım soy isimden dolayı küçükken geçirebilecek her türlü dalgaya, baskıya yaşadığım için. Hani hem konuşmam farklı, konuşamıyorum bazen. Soy isim zaten belli, Gazoz. O yüzden bir de benim hakkımda dalga geçebilecekleri bir şey yok. Hani benim yaptığım tek şey ok atmak. Okçuluğumu da şu an kimse sen bunu iyi yapmıyorsun, kötüsün diyemeyeceği için en fazla dış görünüşümü daha geçerler. O da hiç umurumda olmadı açıkçası. Onu da diyorsun 10 yaşına kadar tamamladım ben tabii o süreci. Tabii tabii, sağ olsun ortaokul, ilkokul arkadaşlarım gereken psikolojik desteği bana sağladılar. Hayatı benzetiyor musun okçuluğa? Çünkü ben mesela tenise çok ilgim var. Sürekli tenisle kıyaslamalar yaparken buluyorum kendimi. İnsanlara böyle öğütler verirken tenisle, işte hayatta duvar tenisi oynamak gibidir. Topa nasıl vursan oraya. Böyle saçmalarım bazen. Ki hiç profesyonelliğin yarısı değilim. Ama sen yapıyor musun böyle benzetmeler? Ya tabii okçuluk çok da uygun mesela. Atıyorum mesela atılan ok geri alınmaz. O kaydan çıktı bir kere, herkes bilir. Mesela bunu normal hayatta birisine karşı bir şey söylerken de böyle. Bir şey söyledin artık, geri alamazsın. Gibi yani çok var, karşılaştırabiliyorsun. Bir de daha çok iş dünyasında çok fazla oluyor. Normal günlük hayatta bu tarz felsefik, kişisel gelişim şeyleri oluyor tabii ama daha çok iş dünyasında biraz daha fazla o tarafa kayıyor. Çünkü orada bir savaş dönüyor ya. Evet, tabii canım. Ve kendine hakim olman, kendini kontrol etmen gerekiyor. Okulda da aynı, kendini kontrol etmen gerekiyor. Hakim, ne yaptığını biliyor olman lazım. Çok daha çok benzerleri iş dünyasında ama kişisel hayatta daha çok böyle bir olayla karşılaştığın zaman düşünce tarzını değiştiriyor. Felsefe dedin aklıma Paulo Coelho'nun kitabı geldi. Sana adamış. Okudun mu kitabı? Okudum. Çok, vallahi güzel mi? Çok güzel kitap. Tavsiye ederim. Tamamen okçuluğu felsefik yönden tutmuş, baktığı bir kitap. Tabii adamımız çok muazzam bir şey. Yani kendi klasmanınız iyi olmak ayrı, başka bir yerde efsaneleşmiş artık bir adamın size bir kitabı adaması ayrı, bambaşka, müthiş bir şey yani. Onun gururu çok daha güzel yani. Sade'de geliyorum, İkizler Burcu'ymuşsun. Evet. Çok şükür. Çok şükür dememeliydin. Şaka yapıyorum. Nasıl, tam bir ikizler misin? Tam birebir ikizlerimdir. Yükselen'i demin tahmin ettim kayıt dışı. Aslan dedim, o da tuttu. Aslan yükselenimde evet. Vay be. Hepsini birebir yansıtıyorum. Peki takip ediyor musun astrolojiyi? Yok, sadece işte biliyorum. Ne özellikle olduğunu biliyorum. Öyle günlük olarak onlara inanmıyorum çok fazla. Yok Venüs ayın önüne geçmiş, Jüpiter de arkasından dolanıyor. Bugün ikizler iyi olacak falan, buna inanmıyorum. Kadınların ikizler erkekleri konusunda çok darbeli olduğunu biliyor musun? Evet. 22 yaşında öğrendim bunu, güzel. Benim kız arkadaşım olduğu için o yüzden önemli yok. Hangi burç? Yay o da.
Ona kolaylıklar diliyorum. O biraz daha sakin kısmımız oluyor. Sende oluyor mu böyle şey, mod değişiklikleri? İnanılmaz. Değil mi? İşte az önce anlattım ya mesela. Evet. Saat 3 bitti dedi ya. 3'ü bir geçe benim bütün gülmem biter. Kaç dakikam var? Kesilir. Kaç dakikam kaldı, ona göre devam edeceğim. Şu an zaman vermediler. Şu saatte biter denmedi. Tarihte nasıl hatırlanmak istersin? Aman gezegenin en yokçusu geldi, attı, yıktı, geçirdi diye değil. Ama 22 yaşında daha tarihe çok... geçtin. Evet. Hatta daha önce geçtin aslında. En genç milli takım oyuncusu olarak da geçtin ama bu tabii tabi şampiyon olmak bu daha başka iyi. Bir şey. Evet, evet, aynen. Yani tarihe işte olimpiyat şampiyonu geçmek isterdim. O oldu. Çünkü olimpiyat şampiyonunun şöyle bir özelliği var. Mesela dünya şampiyonu olduğunuz çok büyük bir şey. Ama bir sonraki dünya şampiyonasına katıldığınızı insanlar sizden eski dünya şampiyonu diye bahseder. Ha, evet. Ama olimpiyat derecelerinde hepsinde, tabii olimpiyat şampiyonluğunda, atıyorum mesela 2. Dünya Savaşı'ndaki o tarihlerde yapılan bir olimpiyatta bile hala olimpiyat şampiyonu, atletizm işte 400 metre olimpiyat şampiyonu diye bahsediyorsunuz. Evet. Bu benim için yeterli şu anda. Peki hala. Okunu al ve sihirli kapıdan geçelim. Görünenin ötesinde bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Hadi gidelim bakalım ne varmış. Ta-da! Duydum ki iyi bir okçu olmanın yanında manyak masa tenisi oynuyormuşsun. Var bir şeyler. Evet, kamplarda masa tenisinin lideri olduğunu söyleniyor. O zaman doğrudur. Ben de lisede lideriydim diyebilirim. Hayır, bana acımadan oyna ama bir yandan sohbet edeceğiz, tamam mısın? Tamam. Başlıyorum. Yarı acı. Yani tam acımasız değil. Top çok çıkmasın. Evet, sohbetin tamam. Verilmesin. Tamam. Kamptan kaçsan ilk ne yaparsın? Kamptan kaçsam ilk ne yapalım? İnternet kafeye giderim muhtemelen. Kafe? İnternet kafeye. Ha, internet kafeye. Evet. Niye? Bilgisayar oynarım. Ne yapacağım kaptan kaçıp başka? Bilgisayar. Giderim orada rahat rahat bilgisayar oynarım internet kafede. League of Legends mi oynuyorsun mesela? League of Legends oynuyorum. Karakteri söyle, hangisini seviyorsun? Ben support'ta oynuyorum ya. Ha. Bard karakterini çok seviyorum. Ah be. Aha, tenis gibi oldu. Tamam, şimdi bayağı iyi oyna. Acıma bana yani. Tamam, acıyabilirsin. Karşılıklı oynamaya geri dönelim. Oyun döndürmeye geri dönelim. Peki, en sevdiğin dizi? Öyle bir dizim yok ya. Öyle kafama geleni izliyorum. Yani zaten genelde bir yere uçakla seyahat ederken izliyorum genelde. Ha. O da Netflix'te kapağını hangisini en çok beğendiysen. Güzel bir düzen. Bu sporcuların belgesellerini izliyor musun? Ha evet, o... Pardon ya. Raketi unutma elindeki. Hazırım. Bir an şey işte, onları mesela çok izliyorum. Biyografi belgesellerini çok severim. Ha, güzel. Onları izlerim bayağı bir. Ama onun dışında da filmin kapağı hangisi gözüme hoş gelirse. Peki. Twitter mı, Instagram mı? Instagram. Neden? Benim çünkü telefonumda Twitter yok. Bu değil. O kadardı. Benim için de aynısı. Peki mesela bu ok kullanan kahramanlara bakışın nasıl? Yani mesela Robin Hood. Sana öyle espriler yapıyorlar mı? Tabii, ya tabii. Da Katniss Everdeen. Hangisi? Tabii muhteşem geliyor yani onlar. Ama tabii benim yaptığım okçuluktan çok uzaklar doğal olarak. Evet. Yani onlar tamamen şey karakter, kahraman. Ha, bir yandan güzel oluyor. Okçuluğun tanıtımı için de güzel oluyor. Peki bana dedin ki okum arabada ve sen onu yerinden bile kaldıramazsın. Evet. Sebebi ne? Sebebi okun ağırlığının vücut merkezinden çok uzakta olması. Ha, şöyle falan kalmam gerekecek. Ha, yani mesela bir şeyi böyle kaldırmakla böyle kaldırmak fark ediyor ya, onun gibi. Sen şimdi daha zayıf olduğun için ne antrenmanı yapıyorsun mesela? Onu iyileştirmek için. Ben bu arada fiziksel olarak zayıfım. Yoksa okçulukta evet. Zayıf değilim okçuluk olarak baktığınız zaman. Evet. Ha, benim yayım ya şu an dünyadaki en sert 4. ay falan. Benim yayım mesela çekişi 23 kilo. Ha, günde 600 kere ok atıyoruz. Günde 600 kere ok atıyorsun. Yani 23 kiloyu 600 kere şöyle yapmak gibi. Evde, pandemide evde antrenman yapmışsın. Evet, bir tane pencereyi kırdım. Okla? Evet.
Atarken hedef oku, yani ok hedefi deldi geçti. Evet. Arkadaki pencereyi patlattı. Evde herkes bu duruma alışık ama değil mi? Kimse... Tabii tabii, herkes okçu olduğu için bir şey olmadı. Babama resmini attım, aferin dedi. Şeyde topunu patlatacağım gibi okunu kıracağım. Olsun, bir şey olmaz dedi, yaptırırız dedi. Tabii herkese alışkın da öyle bir şey bekliyorlardı. Daha erken bekliyorlardı, daha geç oldu. 2016'da tweet atmıştın. Bu yılki, yani Tokyo Olimpiyatları ile ilgili. O gün bugün Twitter'dan daha dikkatli misin? Söylediklerini yapmak gibi bir baskı var mı üstünde? Yok, zaten ben söylediklerini yapan bir insanım yani şey... Tabii olimpiyat şampiyonu olmak çok büyük bir hayal, çok büyük bir hedef. Ama biz Rio maçın bittikten sonra oturup Gökte abiyle plan program yaptığımız zaman aynı çalışma sistemiyle 2020 Tokyo'da madalya, o zamanlar madalya alabilme ihtimalimiz olduğunu öğrendik. Ben bu madalyanın niye altın olmasın, altın madalya kazanabilirim. Çünkü o son 4 sporcu arasında hiçbir fark yok. Söylemiştim bunu. Niye altın madalya kazanmayayım ve altın madalya kazanacağım diye kendime bir hedef koydum. Ve o hedef doğrultusunda aynı şekilde Gökte abi ve teknik ekibin söylediği bütün çalışma sistemlerini uyguladım. Sonunda da altın madalya getirdik. Okçuluk dışında saati ne olursa olsun hiç kaçırmam diyeceğim bir spor söyle. Öyle bir şey yok ya. Çok sevdiğim bir sporcu. O da yok. Çok sevdiğim bir şarkı. Şarkı. Cem Karaca. Ben bir ceviz ağacım Gülhane Parkı'nda. Bu arada Gülhane Parkı'nda benim adımında bir ağaç diktik. Sunu yakınla beraber. O yüzden anlamı daha farklı oldu şarkının benim için. Ceviz ağacı olmasam da bir ağacım var orada da. Spor neyi değiştirebilir? Spor komple bütün her şey değiştirebilir yani. Sayı gördün mü? Tabii sıra sıra dikkatimi dağıtıyorsun. Ben düşünürken tek veremedim. Spor yani mesela eğer bir çocuk nesli olimpiyat ruhunu, olimpizmi aşılayabilirsiniz. O çocuklar, o nesil bütün bir ülkeyi, bütün bir herkes için çok daha faydalı, çok daha verimli olabilir. Bir de en önemlisi ülkenizi, ülkeyi uluslararası arenada temsil etmek için en mükemmel yer yani spor. Doğru. Meslek hayatımda gerçekten beni en çok sporcular heyecanlandırıyor. Bunu samimiyetle söylüyorum, sporcularla tanışmak. Senin için böyle o rüya kişiler, seni heyecanlandıran, sana ilham verenler kimler oluyor? Çok alakasız birilerini söyleyebilirsin. Ya benim öyle çok fazla başka branşlarda başka şeylere bakıp da böyle örnek aldığım, ilham aldığım sporcular yok. Ama mil takımda, yani orçuluktan gidiyorum. Gökte abi, Sermet abi, Yusuf abi bunlar bizim antrenörlerimiz. Ben doğduğumdan beri beni biliyorlar, tanıyorlar. Onlar sporcuyken onlarla attım. Beraber takım arkadaşı olduk bazen. Onların bana hayatı onlar öğretti neredeyse. Kısa boyun dezavantaj olmadığı bir spor var mı? Çünkü ben var. Kısa boy... Hangisi okçuluk. Allah aşkına? Okçuluk gerçekten. Okçulukta... Yapabileceğim tek bir spor bu mu? Ama onun için de yaşlandım. Yok, okçulukta, okçuluğun diğer güzel tarafı şöyle. Okçulukta sonucu hiçbir şekilde ünvanınız, boyunuz, kilonuz, cinsiyetiniz belirlemiyor. Çizgiye girdiğiniz zaman ne ünvanınız olursa olsun herkes eşit. Olsun ya olmasın. İşte paranız, manevi durumunuz, maddi durumunuz, kilonuz, kaslı olmanız, mükemmel bir vücudunuz olması, olmaması. Herkes eşit. Tamamen kendinizi ne kadar kontrol edebildiğinize, kendinizi ne kadar istediğine bakıyor olay. Sence kardeşinin üstünde baskı var mı? Yapıyor musun sen? Kardeşim ben baskı yapmıyorum. Ben onun olabileceğini destekliyorum, çalışıyorum. Onun aldığı her başarıda kendim yapmışımın 10 katı kadar seviniyorum. Çünkü onunla beraber uluslararası bir yarışmaya gidip ülkemizi temsil etmek çok istiyorum. Çok hani muazzam bir şey benim için olur. Öyle bir şey. Öyle bir şey olursa eğer onu sonuna kadar destekliyorum.
Hadi bakalım. Bunda. Ya. Çok eğlendik. Şu sağ tamam, kolunuzu alın ama buradan. Ha, ne yapayım? Sağ kolunuz burada kaldı az önce. Burada değil ya. Onu bir alın bakalım.